Redoks tepkimelerinin 15. videosundayız. Denkleştirmeye devam edeceğiz. Aslında e, tepkimelerin denkleştirilmesini öğreneceksiniz diyeceğiz ama temel noktaları öğrendiniz. Buradaki örnekler biraz daha uzun örnekler, biraz daha karmaşık gibi görünen örnekler olacak. Hadi gelin başlayalım. 17. örneğimizmiş. Yine tepkimemizi alalım şöyle aşağıya. Pekala Önce bir bakıyorum. H2O2 yok. Demek ki oksijeni eksi 2 kullanacağım ve devam edeceğim. Oksijen eksi 2 yükseltgenme basamağında eksi 6 sıfır olması için arsenin artı 3 yükseltgenme basamağında olması lazım. Brom element halinde sıfır. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Devam ediyorum. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Eksi 8 artı 3 demek ki bunun yükseltgenme basamağı artı 5 hidrojen artı 1 buronda eksi 1 olacak yükseltgenme basamaklarımızı bulduk. Şimdi yükseltgenen indirgenen maddelerimizi bulalım hemen bakalım ee, artı 3'ten artı 5'e arsenik yükseltgenmiş hatta bir bileşikte girmiş başka bir bileşikte çıkmış demek ki tamamı redoks'a katılmış ama giren de 2 tane var şöyle aldım üründe bir tane var artı 5. Şimdi ne yapacağız? Önce şunun önüne 2 koyarak atom sayılarını denkleştirdim. Sonra bizim bu bulduğumuz artı 3 ve artı 5 tek e, atomların yükseltgen ve basamağıydı iyonların. Dolayısıyla 2 elektron verilmiş ama 2 tane olduğuna göre buraya yazacağım şey yazamadım. 4 elektron olacak. Yani eğer AS artı 3'den AS artı 5'e gitse idi 2 elektron olacaktı ama şimdi 2 tane atom girip 2 tane çıktığına göre ya da iyon girip 2 tane çıktığına göre 4 elektron dedik. Sonra indirgenene bakalım. Brom. Bakınız tek bir element olarak giriyor bir yerde ve bir yerde de çıkmış. Harika. Bromların tamamı da redoksa katılmış. Ama Br2 sıfırdan Br-1'e. Önce ne yaptım? Şunun önüne bir 2 koydum atom sayılarını eşitledim. Sıfırdan eksi 1'e bir tanesi bir elektron almış. Ama iki atom yaptığımıza göre toplam alınacak elektron sayısı 2 olacaktır. Bunu da bulduk. Demek ki yukarıyı 1 ile çarpacağız. Aşağıyı 2 ile çarpacağız. Şimdi şuraya 1 yazacağım. Yazdım. Diğer tarafta artı 5 aldığı yerde önüne bir 2 koymuş olduğum için 1 ile 2'nin çarpımı yani 2'yi koyacağım. Hepsi doksa katıldığı için başka bir yerde olmadığı için umurumda değil ne olmuş. Sonra bromları 2 ile çarpacaktım. Bakınız Br2'nin katsayısı sayısı 2 olacak. Ama burada önceden koyduğumuz bir 2 olduğu için bunu bir daha 2 ile çarpacağımız için buraya koyacağımız katsayı sayı 4 olacak arkadaşlar. Yani bizim önce hayali olarak atom sayısını denkleştirmek için koyduğumuz kat sayıyı bir de çarptığımız katsayıyla çarpıyoruz. Şimdi hidrojenleri eşitleyeceğim. Sayalım. Ee, girenler ürünlerde var. 6 hidrojen burada var. 4 tane de burada var. 10. Demek ki bunun kat sayısı 5 olacakmış. Ne yapacağız şimdi? Oksijenlerimizi sayacağız. Ve kontrol edeceğiz. 3, 5 de burada var. 8 oksijen atomu giriyor. Hop, çarptık. 8 tane oksijen atomu çıkmış. Bunlar birbirine eşit olmuş. Demek ki doğru denkleştirmişiz. Sorumuzun yanıtı da yanıtı değil çözümü de böyle olmuş. Bakınız sorularımız gitgide uzuyor. Oldukça uzun bir sorumuz var. Yine redoks tepkimemizi denkleştireceğiz. şunu şöylece bir aşağıya alalım katsayılar vesaireler karışmasın. Şimdi ne yapıyoruz yükseltgenme basamaklarını bulmaya başlayalım Hayli de uzun bir sürü şey bulacağız galiba. peroksit yok, oksijen eksi-2 kullanırım eksi- 2, potasyum bileşiklerinde sabit artı 1 değerlik alır. Eksi 14 artı 2 demek ki burası artı 12 olacak ama biz tek atomların yükseltgenme basamağını bulduğumuz için tek taneciğin o zaman artı 6 yükseltgenme basamağında imiş. Bunu belirledik. Devam ediyorum. Potasyum sabit artı 1 aldı. İyot zaten eksi 1 alacak ki metallerle eksi 1 alıyordu. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, eksi 8 artı 2 kükürtün yükseltgenme basamağı artı 6. Potasyum sabit artı 1 değerlik alıyordu. Oksijen eksi 2 eksi 8 artı 2 kükürtün artı 6. İyot elemental halde olduğu için 0. E, sülfat kökü eksi 2 yüklüydü. Demek ki burada kromun yükseltgenme basamağı artı 3 olmalı. Tek bir kromdan bahsediyoruz. E, sülfatı ayırarak bulmak istiyorum ben yine. Eksi 2 yüklü. Bakınız şuradan da çıkarabilirsiniz. Şurası eksi 8. Toplamın eksi 2 olması için kükürtün yükseltgen ve basamağı artı 6. Oksijen zaten eksi 2 idi. Yine oksijen yazdım oraya. Suda da artı 1 ve eksi 2 yükseltgenme basamakları. Pekala. Kimler indirgenmiş, kimler yükseltgenmiş? Baktığımızda potasyum değişmemiş zaten ki o zaten sabit değerlik alır. Krom artı 6'dan artı 3'e arkadaşlar indirgenmiş. Tabi ben böyle yükseltgenin indirgenin atom sayısını aşağı alıyorum ama siz denklemin üzerinde de direkt yapabilirsiniz. Böyle çözen öğretmenler de var. Ben karışmasın diye böyle çözüyorum. Nasıl isterseniz. Ve bakınız burada krom girmiş. Burada da çıkmış. Demek ki krom atomlarının tamamı redoksa katılmış. Cr2 artı 6 aynen alıyorum. CR2 artı 3. Yani atom sayıları denk giren ve çıkan. Ama bu bulduğumuz artı 6 bir tane kromun yükseltgenme basamağıydı. Artı 3 de bir tane. Yani bir tanesi 3 elektron alıyorsa 2 tane olduğunda buraya 6 elektron alındığını söyleyeceğiz. Devam edelim. Ee, kükürtler değişmemiş. Değişen bir de kim var? Bakınız. İyot var. Eksi 1'miş. Hatta bir yerde girmiş, bir yerde çıkmış. Demek ki iyotların da tamamı yükseltgenmeye, indirgenmeye katılmış. Ve I2 olmuş. Önce ne yapacağım? Şunu denkleştireceğim. Giren çıkan atom sayılar eşit olsun. Eksi birden sıfıra bir tanesi bir elektron veriyor. Ama iki tane atom yaptığımıza göre verilen elektron sayısının da 2 olması gerektiğini söylüyoruz. Alınan verileni bulduk. Burayı 1 ile çarpacağım. 6 elektron alınsın. Burayı 2 ile çarpacağım. Alt, özür dilerim 3 ile çarpacağım. 6 elektron verilsin. Güzel oldu. Şimdi kat sayılarımızı koyalım. Krom bir bileşikte girip bir bileşikte çıktığına göre bu bir kat sayısını direkt şunun önüne ve şunun önüne koyarım. Dediğim gibi özellikle bu tür tepkimelerde bir de olsa koyun arkadaşlar. Çünkü bir sürü başka atomu da denkleştirmemiz gerekecek. İyotları 3 ile çarpmıştım ama burada bir 2 olduğuna göre eksi 1 olanı ki iyotta da bakın bir yerde girmiş bir yerde çıkmış hepsi redoks'a katılmış. Direkt bu kas sayıları yazabilirim. Şunun önüne 6 diyeceğim. 2 kere 3 6. Bunun önünde ise 1 olduğuna göre 3 ile çarptım. Buraya 3 diyeceğim. Şimdi gelelim. Kükürtleri neler denkleşmedi? Potasyumlar denkleşmedi. Kükürtler denkleşmedi. Ve hidrojenler denkleşmedi. Şöyle yapalım. Ee, bakın burada da kükürt var. Burada da kükürt var. Ama potasyumları önce bir denkleştireyim ki toplam kükürtü sonra diğer tarafla denkleştireceğiz. İşte burada 2 tane, burada 6 tane olmak üzere 8 tane potasyum atomu girdiğine göre 8 tane çıkacak. Ops, oraya 4 yazacağım. Yanlış yaptım yine. Şimdi kükürtleri saymaya hazırız arkadaşlar. Sayalım. 4 burada var, 3 de burada var, 7 etti. O zaman şunun başına 7 yazdım. Kükürt atomlarını eşitledik. Şimdi de hidrojenleri eşitleyelim. Burada 14 tane var. Bir tek suyun içinde olduğuna göre şuraya da 7'yi koyduk. Ve en heyecanlı andayız. Oksijenleri sayacağız. Sayalım. 7 ee, Buradan da 28 geliyor. 35 tane oksijen atomu girmiş. 16, 12 buradan geliyor. Onları yazmam lazım kafamdan toplayamayacağım. 7 de şuradan geliyor. Toplayalım bakalım. 8, 15 elde var. 1, 35. Evet oksijen tonları da eşit olduğuna göre yine doğru denkleştirdiğimizi söylüyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar çok uzun. Yani o yüzden tüm kat sayıları yazın. Güzel değerlik bulun. Yine bir tane daha örneğimiz var. Aşağıya alalım yükseltgenme basamaklarını bulmaya başlayalım. yine peroksit olmadığına göre hidrojen peroksit oksijeni eksi-2 kullanabilirim. Şimdi sodyum artı bir yükseltgenme basamağına sahip bileşiklerinde iot eksi 1. Oksijen eksi- 2 sodyum sabit artı 1 alıyor. Eksi 6 artı 1 toplamlarının sıfır olması için klor artı 5. Devam ediyorum artı 1 hidrojen eksi- 2 oksijen eksi 8 artı 2 kükürtün yükseltgenme basamağı artı 6 Sodyum bileşiklerinde artı 1, oksijen eksi 2, eksi 8, artı 2, kükürt artı 6 olduğu. Sodyum artı 1, klor eksi 1, iot 0 element halinde, artı 1 ve eksi 2. Bunları bulduk. Pekala, redoksa katılanlar. Bakın sodyum değişmemiş, onunla bir işimiz yok. Ama klor artı 5'ten eksi 1'e gelmiş ve 1 artı 5, 1 eksi 1. Yani CL artı 5 CL eksi 1 ne yapmış arkadaşlar? 6 tane elektron alarak indirgenmiş. Yükseltgeneni bulacağız. Ee, kim olabilir o da? Yot olabilir. Çünkü kükürt değişmemiş. Hep artı 6. Bu da eksi 1'den 0'a. Atom sayılarına dikkat edeceğim tabi. I eksi 1'di. Sonra I 2 0 olmuş bakınız atom sayıları eşit değil. Hemen şunun önüne bir 2 koydum. Bir tanesi eksi 1'den 0'a 1 elektron verir. Ama biz şimdi 2 ile çarpmış olduğumuz için toplam verilen elektron sayısının 2 olduğunu söyleyeceğiz. Ve şimdi de alınan verilen elektronu eşitleyelim. Burayı 1 ile çarpacağım. Burayı 3 ile çarpacağım. Artık yukarıdaki denklemde kas sayılarımızı koyalım. Bakın klor zaten şurada giriyor şurada çıkıyor. Demek ki tamamı redoksa katılmış ve biz 1 ile çarptığımıza göre şunların önüne bir biri koyayım. İyot burada girdi, burada çıktı. Demek ki iyotların tamamı da redoksa katılmış. Bu 3 ile çarpacağım ama şuraya 2 koyduğum için 2 kere 3, 6 diyeceğim. Sonra bunu 3 ile çarpacağım. Bunu da koyduk. Şu an yaptığımız redoksa katılan yükseltgenel ve indirgenen atomların aldığı verdiği elektronu ve atom sayılarını eşitledik. Sonra elimizde denkleştirmediğimiz sodyum, kükürt, hidrojen ve oksijen kaldı. O zaman sodyumla devam edelim. Çünkü bunun denkleşmesi lazım ki kükürtün atom sayısını etkiliyor. Bakın sodyum 6 tane burada var. Bir tane burada var 7. Biri burada olduğuna göre buraya 6 kalmalı. Demek ki 3 kat sayısını yazacağım. Sodyumlar da eşit. Şimdi artık kükürtleri eşitleyebilirim. 3 tane kükürt atomu burada var. Dolayısıyla bunun başına 3'ü koyacağım. Onu da başka bir renkte yazalım. Sırasıyla koymuş gibi olalım. 3 dedim. Artık hidrojenlere geldik. 6 tane hidrojenimiz var. Demek ki bunun kat sayısı da 3 olacak. Başka bir yerde hidrojen yok. Şimdi sayalım oksijenlerimizi. Bakalım doğru mu yapmışız? 3 12 daha 15 oksijen atomu var girenlerde. 12, 3 de buradan 15 atomda ürünlerde var. Eşit olduğuna göre evet yine doğru olmuştur dersiniz. Bir denklem eşitleme videosunu daha bitirdik. Örneklerimiz bitti mi? Hayır. Devam edeceğiz. Görüşmek üzere.